Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi önemli bir nokta. Kooperatiflere de destek vereceğini duyduk ağzından. Ama kooperatif dediğimiz zaman Türkiye'de sadece tarım kooperatiflerini aslında anlıyoruz. Daha önceden 80'li yıllarda yapı kooperatifleri çok gündemimizdeydi. Zaman içinde bu kooperatifler hayatımızdan yavaş yavaş en azından dilimizden çıktı. Ama bu kadar çok insanın ev alma hayali kurduğu bir ortamda, faizlerin yüksek olduğu bir ekonomide acaba kooperatifler vasıtasıyla daha ucuza konut üretenler vatandaşa bir katkı sağlayabilirler mi? İlginç bir çalışma var. Bursa'dan sonra İstanbul'dayız. Türkiye ekonomisi için en önemli, en hayati sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. Çünkü inşaat sektörü ben eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 86 ayrı sektörün neredeyse yüzden fazla bazı durumlarda sektörün çalışmasına ve destek verilmesine imkan sağlayan çok önemli bir lokomotif. Türkiye'nin iki önemli sektörü, biri tekstil, bir tanesi inşaat. İnşaatın çökmesi durumunda Türkiye'de birçok sıkıntıyı aynı anda yaşayacağımız aşikar. Ama şimdi maliyetlerin çok yükselmesi, dolarizasyonun bu kadar çok hissedilir boyuta ulaşması, enflasyonun yükselmesi nedeniyle de inşaat sektöründe de sıkıntılar var. Nasıl açılabilir, neler yapılabilir? Ben tarım programlarından izleyenler hatırlar, hep aynı şeyi söylerim. Kooperatifçilik çok önemli bir çıkış noktası Türkiye için. Yani kooperatiflerin sadece inşaatta değil, tarımda değil, aynı zamanda eğitimde de olması gerektiğini savunan bir gazeteciyim. Dolayısıyla yapı kooperatiflerinin nasıl işlediğini, bu sıkıntılı dönemi atlatmada acaba tüketiciye bir faydası olabilir mi sorusunun cevabını bulmak üzere Erkut Çavuş'la buluştuk burada Arnavutköy'de. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, eksik olmayın. Bir yapı kooperatifi iştiraki burası. Yani güzel de bir inşaat. Benim sizden öğrenmek istediğim şey şu. Neden yapı kooperatifçiliği? Yani kooperatifçilik denildiği zaman Türkiye'de hep negatif bir anlam çıkarıldı. Bu yanlış da bir kurguydu aslında. Bunu düzeltmek için neler yapılabilir? Önce neden yapı kooperatifçiliği? Bu yanlış algıyı düzeltmek için yapılabilecek şeyler, inşaatçılara düşen görevler ne? Kooperatifçiliği, yani siz zaten çok anlatıyorsunuz aslında. Eski dilde imece dediğimiz el birliğiyle yapılan iştir. Birçok dalları var bunun, işte yapı kooperatifleri, tarım kooperatifleri veya başka kadın kooperatifleri gibi. Biz Havakent olarak yapı kooperatifiyiz. Kurulmamızın amacı, aslında adımızdan da kaynaklı, havacılar olarak kurduk Havakent'i. Havalimanının, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde burada doğan konut açığını tamamlamak üzere veya kendimize konut üretmek amacıyla kurduk. Birçok faydası var. Tabii devletin de kooperatifleri koruma kanunundan faydalanılıyor ama esas amaç imece usulü dediğimiz kar amacı gütmeden maliyetini konut edimi açısından bu kooperatifi kurduk. Şimdi Erkut Bey, kooperatifler hep bizim tüketici perspektifinden bakıyorum şu anda. Kooperatifler hep kötü anıldı bugüne kadar çünkü kötü örneklerini gördük. Yani ben 80'lerin çocuğuyum mesela. 80'li yıllarda hep batan kooperatifler üzerine bir yanlış propaganda oluştu. Ve bu maalesef halkımızın beyninde büyük bir hasar bıraktı. Kooperatiflere hep uzak durduk. Halbuki Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de kooperatifçilik hayatın her alanında ve can kurtarıcı bir fonksiyon işlevi görüyor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, aslında sanayiye baktığımızda Türkiye'de sanayilerin %80'i kooperatiftir. Konuta döndüğümüzde de her 3 kişiden biri kooperatif sayesinde Türkiye'de ev sahibi olmuştur. Ama geçtiğimiz 15-20 senede bu trend özellikle konut yapı kooperatifinde düştü. Bunun sebepleri yönetimin aslında biraz beceri sahibi olması. Çünkü inşaat yapmak hiç kolay bir şey değil. Bütün sektörlerde olduğu gibi inşaatta 3 saç ayağına oturuyor. Bir tanesi finans, ikincisi üretim ve üçüncüsü pazarlama ve tanıtım. Tabii. Bunun üçünü iyi yaparsanız bir noktaya geliyor. Hobi amaçlı kooperatifler çok gelişti konut olarak, yaygınlaştı. Bu da kötü sonuçlar doğurdu maalesef. İnşaat çok ciddi bir iştir. Bahsettiğiniz gibi 200 kalemin üstünde üretim var. Bunu yaklaşık 2 ile 3 seneye yayıyorsunuz. Hata kabul etmez. İşçilikte de, finansta da, maliyetlerde de hata kabul etmiyor.
psikolojisi, ortakların çok iyi tutmak, diri tutmak ve onları aktif tutmak zorundasınız. Zamanında ve güzel bir şekilde bitirmek zorundasınız. Çünkü bu işler uzadığı zaman motivasyon kayboluyor. Motivasyon kaybolunca da finansını etkiliyor. Ama çok güzel örnekleri de gördüğünüz gibi biz burada yapıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 sene gibi bir süreçte burayı tamamladık. Size bir şey söyleyeyim. Bir kez maliyetlerin çok yükseldiği bir döneme denk geldik. Ekonominin durumu nedeniyle inşaat maliyetleri çok yükseldi. Ve dolar arttığı için de ithalat kalemlerindeki maliyetleri yansıtmak durumundasınız. Şimdi kooperatif evlerine bakıyorum. Hiç bildiğimiz kooperatif evleri gibi değil. Yani benim hep çok beğenerek yıllardır gördüğüm, Avrupa'da, Amerika'da örneklerini gördüğüm bir kez tuğla kullanmışsınız. Ve görebildiğim kadarıyla da maliyetleri yüksek, kaliteli malzemeler kullanmışsınız. Peki bu tüketiciye ekstra yük olarak yansımıyor mu? Neden böyle bir tercih yaptınız? Kooperatif olunca daha mı kolay oluyor? Daha kolay değil. Bu biraz da yapı ve insanın hani nerede bir yerde, nasıl bir yerde yaşamak istediğiyle alakalı. Bizler dediğim gibi hem eski havacıyız ve bizim kendi kooperatifimiz içinde çok fazla havacı var. Bu insanlar dünyayı çok gezmiş, görmüş, belli standartlarda yaşayan insanlar ve disiplinli insanlar. Bir dışarıda tuğla kaplama kullandık örnek vermek gerekirse. Bu ciddi bir maliyet gibi görünse de 10-15-20 seneye uzun lamasına baktığımızda maliyeti düşürüyor. Çünkü neden? Yeniden boya yapılmıyor. Isı yalıtımı otomatik olarak uyguladığı için 5 sene sonra buradaki insanlar yeniden dış kaplamalarını yenilemek zorunda kalmayacaklar. Bunun gibi birçok fonksiyon biz içimizde kullanıyoruz. Bu artık bir lüks de değil. Lüks gibi konuşulsa da bence çağın gerektirdiği uygulamalar. Bunlardan taviz vermedik. Amacımız en ucuza konut değildi. En kaliteli, en uygun fiyata üretmekti. O yüzden de Havakent'te bu uygulamaları yaptık. Tüketiciyi nasıl seçimlerini yaparken ben zaman zaman eleştiriyorum. Yani lüks konut adı altında bence birbirinin kopyası yaşam merkezlerinde kimsenin kullanmayacağı havuzlar, tenis kortları hayatımıza alınıyor. Aidatları ödeniyor ama aslında bu maliyetleri de artırıyor. Size bir şey soracağım. İyi bir konut alırken, kaliteli bir yaşam kurmayı amaçlarken tüketici nasıl düşünmeli? Önce nerede oturmak istediğine bakması lazım. Ondan sonra nasıl bir yaşam standartları olduğunu, işte çocukları veya ailesi genişse yürüyüş yolları özellikle pandemi döneminde havuz veya sosyalleşme alanları aslında ihtiyaç durumuna geldi. Bunun dışında balkon ihtiyacı çok son zamanlarda gelişti yine pandemi sebebiyle. Sonrasında teknik tabii konular da var. İşte bahsettiğimiz gibi gri su dönüşüm sistemleri uyguluyoruz biz kendi yaptığımız konutlarda. Bu yaklaşık sizin su maliyetinizin aylık %50 az olmasına sebep oluyor. İyi bir yalıtımı varsa aynı keza %50'ye yakın elektrik ve doğalgaz faturalarınıza yansıyor. Şimdi onu soracaktım aslında. Şimdi bir küresel iklim krizi var. Ve dünyanın giderek yani fosil yakıt kaynaklarını kullanarak devam edemeyeceği çok açık ortada. Şimdi bizim de kendimize bence her birimizin teker teker üzerine düşen sorumluluklar var ve yeşil bir ekonomi kurmak zorundayız. Kesinlikle. Sizin burada uyguladığınız özellikle çevreye uyumlu uygulamalar konusunda hassasiyetleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Neler yaptınız? Biz hani aslında maksimumda kullandık neredeyse bunu. Birincisi merkezi ısıtma sistemi uyguladık. Çünkü merkezi ısıtma sistemi bütün dairelere uygulandığı için çok daha az fatura ödeyebiliyorsunuz. Isınma sistemlerini aynı zamanda ekonomiye bile büyük katkısı oluyor. Çünkü biz doğal gaz ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bol bol harcayamayız bunu. İkincisi yalıtımlarda dediğim gibi tuğla kaplama, doğal yalıtımlar içlerde de kullandık bunu. Bu da ısı kaybını oldukça etkiliyor. Gri su atık sistemleri kullandık. Lavaboda kullandığınız suyu bir tür daha temizlenip çamaşır makinesi veya doğal giderlerde kullanılıyor. %50'ye yakın burada bir fayda sağlıyor. Güneş panelleri de çatılara entegre edilip inşaat sonunda. Bu da aydınlatmada kullanılacak, site aydınlatmasında. Ortak giderlerin de hemen hemen yarı yarıya düşmesi demek bu. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bütün bilgiler bence son derece aydınlatıcıydı. Dediğim gibi kooperatifçilik Türkiye'nin gerçeği olmak zorunda. Tarımda da, inşaatta da son derece ihtiyacımız olan bir çözüm modeli bana kalırsa. Ve lütfen tekrar Türkiye çağrımdır. Küresel iklim krizi en fazla Türkiye'yi etkileyecek meselelerin başında geliyor. Türkiye etkileyecek çünkü hem suya ihtiyacımız var
hem de enerjiyi dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla seçimlerinizi yaparken lütfen ama lütfen iklim krizinin yaratacağı tahribatlardan korunmak için önlemler alan firmaları tercih etmeniz. Bunun için araştırma yapmanız ve hassasiyet göstermeniz. Arkadaşlarımla birlikte Çalışan Türkiye'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bakalım Türkiye'nin hangi ilinde, hangi başarılı iş insanıyla ya da modelle ya da şirketle sizlerin karşınızda olacağız. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.